Son dakika haberi 24 saat. Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaş bulunuyor. Emekliler artık her bayram öncesi ikramiyelerini alacak. Milyonlarca emekli vatandaşa Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere her bayram öncesi biner TL ikramiye ödenecek. Peki emekli ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatacak? Emekli ikramiyeleri ile ilgili tüm detaylar şu şekilde. Milyonlarca emekliye ikramiye müjdesi. Emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi alacakları biner TL'lik ikramiye tarihleri belli oldu. Emeklilerin alacağı ikramiyelerin detayları şu şekilde. Emekliler kazançlı bir yaz geçirecek. Ocak'ta tüm emeklilere yapılan zammın, Şubat'ta da ek ödeme dahil maaşı 1000 liranın altında olanlara yansıtılan seyyanen artışın ardından, kazanımlar devam edecek. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi Mayıs'ta ödenecek. Bu yıl Ramazan bayramı 4 ila 6 Haziran'a denk geliyor. İlk ikramiye tarihi belli oldu 3 Haziran, Arefe günü. 1 ve 2 Haziran'da hafta sonuna rastlıyor. Emeklilerin hesabına 1000 lira ödemeler büyük ihtimalle 27 ila 31 Mayıs arasında yatırılacak. Temmuz'da maaş tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da ise zam yansıtılacak. SSK ve Bağkur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise %5 zam ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyon %4'ü aşarsa fark verilecek. Ağustos ise emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11 ila 14 Ağustos'ta idrak edilecek. İkramiyenin de bu tarihten önce 5 ila 9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da ikramiye alacak. Dul ve yetimler de alacak ikramiye sadece emeklilere değil, SGK'dan vazife malullü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara da veriliyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranına, sürekli iş göremezlik geliri alanlara da sürekli iş göremezlik oranına göre ikramiye hesaplanıyor. 2 aylık birden alanlara ise ölüm aylığı oranı yüksek dosyaya göre ödeniyor.